Dostlar merhabalar. Evet, bu dersimizde tensler üzerinde duracağız ama tabii ki günlük konuşma mantığı açısından tenslere bir bakacağız arkadaşlar. Yani bu derste böyle diğer derslerimizde olduğu gibi bir gramer konusu anlatır şeklinde değil. Günlük İngilizce'de hangi tensler ne şekilde kullanılır, bunu hafızama nasıl yerleştirmeliyim ve konuşmada bunları nasıl kullanmalıyım onun üzerinde duracağız arkadaşlar. Evet, biliyorsunuz İngilizce'de arkadaşlar toplamda 12 adet zaman yapısı tense var. Fakat aynı Türkçe'de olduğu gibi İngilizce'de de tabii ki bu 12 tane zaman yapısının 12'sini de günlük hayatta çok sık şekilde kullanmıyoruz. Burada yazdığımız bu 6 tane zaman dilimi günlük hayat konuşmalarının %90'ının oluştuğu zamandır arkadaşlar. Geriye kalan %10'luk detayında ise diğer tensler çeşitli zamanlarda kullanılır. Bu aynı Türkçedeki gibi bu açıdan çok garip karşılamamak lazım bunu. Mesela biz Türkçede şöyle bir cümle kuruyor muyuz? Yarın sabah saat 8'de senin gelmen itibariyle ben 4 saatten beridir çalışıyor olmuş olacağım. Bakın. Böyle bir cümle. Biz Türkçe'de bunu ne kadar sıklıkla kullanıyoruz bu tarzdaki bir ifadeyi? İşte onlar da bu geriye kalan zaman dilimlerini arkadaşlar böyle çok sık kullanmıyorlar. Günlük konuşmaların %90'ı bu 4 tane zaman dilimi içerisinde geçiyor. Peki nedir bu 4 zaman dilimi? Evet, ilk olarak tabii ki present simple. Burada çeşitli örneklendirmeler yaparak gideceğiz. Hatırlata hatırlata gideceğiz arkadaşlar. Present simple dediğimiz zaman dilimi biliyorsunuz Türkçe karşı olarak geniş zaman diyoruz. Geniş zaman İngilizce'de çok sık kullanılan bir ifade. Yine present continuous dediğimiz Türkçe'ye de çok sık Türkçe'ye de aynı şekliyle çevirip aynı şekliyle kullandığımız bir zaman dilimi olan present continuous tense, şimdiki zaman. Yorulu olarak Türkçe'de şu anda kurduğumuz zaman dilimiydi biliyorsunuz. Yine past simple ifadesi geçmiş zaman anlamındaydı. Dili geçmiş zaman vesaire de diyoruz herhalde biz buna Türkçe'de. Yine past continuous ifade yine geçmiş zaman ama geçmişte continuous yani yorulu bir ifade geliyordum, yapıyordum, ediyordum derken kullanmış olduğumuz zaman dilimi. Yine future simple ifadesi gelecek zaman demek arkadaşlar. Yine present perfect ifadesi bizim Türkçe'de pek olmayan, birazcık İngilizce mantığını algılamamız gereken zaman ifadesi present perfect tense değerli dostlar. Evet, bu tenslerin isimlerini şöylece bir hatırladık. Şimdi örnek cümleleriyle bir kere daha hatırlayalım. Sonra birazcık daha detayına gireceğiz günlük konuşma açısından. Present simple'da I never walk alone. Asla yalnız yürümem. Evet, neydi present simple? Geniş zamanda olayları anlattığımız. Bunun detayına bir sonraki aşamada geçeceğiz. Ama hatırlatmak maksadıyla present simple'ı böyle diyoruz. En yalın haliyle, en yalın tarzda cümle kurduğumuz yerdi arkadaşlar. Yine present continuous ifade. But you're walking alone now. Ama şu anda yalnız yürüyorsun. Evet, Türkçedeki you're eki, İngilizce'deki ing ekiydi. To be, verb ing şeklinde kullandığımız zaman dilimiydi. Yine past'ı hatırlarsak eğer, I didn't walk alone yesterday. Dün yalnız yürümedim. I walked alone yesterday as well. Dün yalnız da yürüdüm. Evet, buradaki as well anlamı o da anlamını da katıyor arkadaşlar. Buradan hatırlayalım zaman dilimini. Bunlar sadece hatırlama örnek cümleleri. Yine past continuous ifadede, You were walking alone in the park last night. Geçen akşam parkta yalnız yürüyordun. Geçen akşam parkta yalnız yürüyordun. Bakın bu yönüyle were walking ifadesi de geçmişte yordu anlamını bize veren ifadeydi. Yine future simple ifadeye baktığımızda ise future simple dediğimiz şey gelecek zaman. Türkçedeki ecek acak eki ne ise İngilizce'deki bu zaman ifadesi de buydu. Will ve am is are going to ifadelerini kullanıyorduk hatırlarsak. I will walk alone. Ben yalnız yürüyeceğim demekti bu. Veya I am going to walk alone. Evet, ben yalnız yürüyeceğim demekti bu arkadaşlar. Yine present perfect ifadeyi de hatırlarsak. I have walked alone enough. Yani yeterli derecede yalnız yürüdüm anlamını veriyorduk.
Present perfect tense Türkçe'de tam bir karşılığı yoktu. İngilizce'deki kullanımı ağırlıklı olarak geçmiş zamana benziyor ama zaman dilimi vermeden kullandığımız olmuş bitmiş tamamlanmış olaylarda kullanmayı tercih ettiğimiz bir zaman yapısıydı arkadaşlar. Ama dediğim gibi tabii ki bu detaylarına girmiyoruz. Bunun günlük hayattaki karşımıza çıkma şekline bakacağız. Şimdi ikinci adıma geçiyoruz arkadaşlar. İşte bizim için önemli olan adım da burası değerli dostlar. Ne burası? Evet, bu tense yapıları günlük hayatta nasıl karşımıza çıkar? Birazcık detayına gireceğiz işin arkadaşlar. Şimdi burası, bu derslerde biliyorsunuz temel prensibimiz dersi aklımıza yazmak. Dersi dersteyken öğrenmek arkadaşlar. Tamam. Yani buradaki yapıları mümkün olduğu kadar aklımıza yazmamız gerekiyor. Tamam değerli dostlar? Evet, şimdi present simple tense şöyle birazcık daha konuşma İngilizcesi bakımından aklıma yapısını nasıl yerleştireceğim? O açıdan bakalım. Present simple'da biliyorsunuz he, she, it ifadelerinde kullanırken yalın fiilli haliyle kullandığımızda s takısı getiriyorduk. Fakat işte olumsuz cümlelerde veya soru cümlelerinde does ifadesini getiriyorduk. He doesn't know anything diyor bakın. Şimdi biz bunu Türkçe'ye nasıl çeviriyoruz? O hiçbir şey bilmiyor diye çeviriyoruz. Bakın onlar bilmek ifadesini bu tarzda kullanıyorlar. He doesn't know anything. O hiçbir şey bilmiyor. Yine she comes here twice a week. Haftada iki kez buraya gelir. Bakın haftada iki kez. Bir hafta içerisinde yapılan bir olayı anlattığımız, yani geniş zaman dediğimiz düzenli olarak yapıla gelen olayları anlattığımız zaman dilimi. S takısı taktık burada. S. Yine devam ediyoruz. The president gets caught coronavirus. Evet, şimdi bakın biz bu tense zaman dilimini dergi okurken, gazete okurken çok sık bir şekilde başlıklarda da kullanıyoruz. Başlıklarda. Yani the president gets caught. Get caught dediği şey yakalanmak anlamında. Coronavirus dediği şey de koronavirüsü. İşte başkan koronavirüsüne yakalandı diyoruz. Biz bunu başlıkta gördüğümüzde, bakın başlıkta gördüğümüzde, gazetenin başlığında gördüğümüzde iki anlamda verebiliriz buna. Öyle bir hale gelir ki bu tense, günlük hayat içerisinde bazen iki tane anlamı olabilir. Ne bu? Gazetenin başlığında gördük. Açtık gazeteyi. The president gets caught coronavirus diyor. Ben bunu nasıl anlayacağım? Bakın bu bir, hangi zamanlarda olabilir? Bir, geçmişte olabilir. Yani iki gün önce başkan koronavirüsüne yakalanmıştır. Biz işte başkan koronavirüsüne yakalandı anlamını bu başlıkta verebiliriz. Tamam mı? Bu şekilde anlaşılır. Aynı zamanda bu tensi bakın aynı ifadeyi biz başlıklarda gelecek zaman anlamıyla da kullanabiliriz. Tamam mı? Başlıklarda gelecek zaman anlamıyla da kullanabiliriz. Mesela. Şimdi bakın. Şunu da bir başlık olduğunu düşünün. Buradaki ifadenin de bir başlık olduğunu düşünün. He meets the Prime Minister tomorrow. Bakın. He meets the Prime Minister tomorrow. Yarın başbakanla görüşecek. Burada da gelecek zaman anlamı verdim bakın. Demek ki ben present zamanı, present simple yapıyı bir gazetede, dergide, resmi bir şeyin üzerinde gördüğümde geçmiş bir olayda da kullanılabileceğini, yarınki gelecek zaman illa yarın olmasına gerek yok ama yakın bir gelecek zaman içerisindeki olayları anlatmak için de kullanılabileceğini bileceğim. Nereden anlayacağız bunun hangi tense olduğunu? Elbette ki olayın kendisinden anlayacağız. Bunlar onu doğaçlama olarak algılıyorlar. Zaten yani he meets the prime minister tomorrow diye bir ifade okuduğumuzda bunu geçmişte anlayabilme gibi bir ihtimalimiz yok arkadaşlar, değil mi? Evet, şimdi bakın burada altı çizili bir ifade var. Yani bilgisayar bile diyor ki burada yanlış yapıyorsun diyor. Burada diyor bir hata var diyor bilgisayar. Yanlış bir şey yapıyorsun burada. Ne o? O da don't kullanmışsın, doesn't kullanman lazım. Evet, gramatikal kural anlamında doesn't kullanmak durumundayım geniş zamanda ben. Ama günlük konuşmada özellikle de gençler arasında artık o kadar yaygın hale geldi ki does'ı kaldırıp
direkt don't kullanmak. Tamam? Bu yönüyle he don't know about me dediğinizde çok yanlış bir şey söylemiş olmuyorsunuz. Günlük hayatta böyle çok hızlı bir şekilde yayılan bir şey bu. Özellikle gençler, öğrenciler, üniversite öğrencileri arasında çok hızlı yayılan bir şey bu. Does'ı kaldırıyorlar. Direkt don't diyorlar. Tamam? Direkt don't ifadesini kullanıyorlar. Bu yönüyle bunu duyduğunuzda gramatikal olarak kağıdın üzerine bunu yazarsanız bilgisayarda gördüğünüz üzere bakın bilgisayarda ne yapmış? Bunun yanlış olduğunu söylüyor. Kağıdın üzerine bunu yazarsanız evet doğru değil. Ama biz burada neye bakıyoruz? Konuşma İngilizcesi üzerinde duruyoruz ya burada. O zaman konuşma İngilizcesinde don't'lu ifadeyi de ben duyabilirim deyin kendinize ve bunu aklımıza yazalım. Peki ben böyle olunca hep don't kullanayım ne kadar güzel. O da çok sırıtır. Bakın o da çok sırıtır. Yani şöyle... konuşmanızın her tarafında don't kullanırsanız o artık mesela bir toplantıya gittiğinizde böyle don't'lu ifadeyi kullanırsanız bir tane, iki tane, üç tane ama devamında çok sırıtan bir ifade olur. Fakat günlük hayatta gençler arasındasınız böyle işte üniversiteye gitmişsiniz oraya okumaya, gençler içerisindesiniz vesaire. Orada bunu bu şekilde kullanmanızın hiçbir sakıncası yok. Günlük konuşmada kullanmanızın bir sakıncası yok bu anlamda değerli dostlar. Evet, şimdi bakın gelin bir şey daha var burada. Bir şey daha var. Ne o? O da şu. He does know. Burada da evet bu ifadeyi kullandım. Hatta he do know. Bazen de böyle. He do know. He does know. Peki nedir bu? Yani he do know, he does know gibi bir ifade neyi kastediyor, neyi söylüyor? Vurgu yaparken, bakın bu tenste bir şeye özellikle vurgu yapacaksanız eğer, vurgu yapacaksanız, vurgu yaparken biz bu zaman diliminde yardımcı fiili soru veya olumsuz cümle olmadan olumlu cümlelerde açığa çıkartabiliyoruz. Günlük hayatta da bu sık kullanılan bir şey. Özellikle kızıldığı zamanlarda veya üzerine ısrarla vurgu yaparken. He does know about me. O beni tanıyor ya. Bakın. O beni tanıyor ya. Türkçe'de o beni tanıyor ya ifadesinden ne anlıyor iseniz, ne anlıyor iseniz, İngilizce'de de aynı anlamı he does know about me ile verebilirsiniz. Tamam mı? Yani nasıl orada Türkçe'de o beni tanıyor ya da bir vurgu varsa bu cümle o beni tanıyor cümlesi gibi düz bir cümle değil vurgulu bir cümle ise İngilizce'de de bu he does know about me. Evet he does know about me. O beni tanıyor ya bu anlamı verir arkadaşlar. Evet yine soru cümlelerinde does it rain here a lot? Buraya çok yağmur yağar mı? Şeklinde de does'ı başa getirerek de he she'd de böyle cümleler kuruyoruz değerli dostlar bunu da biliyoruz. Evet değerli dostlar devam edelim bakalım nelerimiz var başka. Present continuous tense var. Present continuous tense'te bakın I am visiting him tomorrow. Present continuous tense şu andaki zamanda kullanılan bir ifade biliyorsunuz. Şimdiki zamanda kullanılan bir ifade ama biz bunu gelecek zaman anlamında aynı Türkçe'de kullandığımız gibi de İngilizce'de kullanabiliriz. Mesela ben Türkçe'de şöyle demiyor muyum? Ya yarın Antalya'ya gidiyorum. Bakın, yarın Antalya'ya gidiyorum. Bu kelimeyi, bu ifadeyi ben Türkçe'de kullanabiliyorum. Aynısını İngilizce'ye de kullanabilirim. I am visiting him tomorrow. Onu yarın ziyaret ediyorum ben ya. Bu anlamı verir. Tamam. Veya hiç tomorrow bile demeden, diyelim yarın yapılacak olan bir toplantıdan bahsediyorsunuz. Yarın yapılacak olan bir toplantıdan bahsediyorsunuz. Bu toplantı ile ilgili arkadaşlarınız arasında konuşurken yarınki bir olaydan mesela birinden bahsedeceksiniz onun toplantıya katılmayacağını söyleyeceksiniz. She is not joining the meeting. O toplantıya katılmıyor. Ha, bu şu anda olan bir olay değil. Yani böyle bir bilgi var. O toplantıya katılmıyor biliyorsunuz. Bu anlamda aynı Türkçe'de kullandığım gibi İngilizce'de de bunu kullanabiliyorum değerli dostlar. Present continuous tense'inde bu yönünü bilelim. Evet. Tabii bu kursumuzda dediğimiz gibi arkadaşlar işte bunlar üzerine yani konuşmadaki incelikler, konuşmadaki kalıplar üzerine odaklanıyoruz. Yoksa dediğim gibi burası bir gramer kursu değil.
Ya ben bunları gramatik olarak anlamıyorum hoca. Tensleri anlatıyorsunuz siz ama çok hızlı geçiyor. Hayır. Zaten bu kursumuzun temel hedefi ne? Gramer konularını bileceksiniz. A2 düzeyi bitirmiş olacaksınız zaten. O şekilde ancak bu kursumuzu takip edebilirsiniz. Burada gramer konusu anlatmıyoruz. Gramer konularını İngilizce mantığı, konuşma mantığı açısından değerlendiriyoruz arkadaşlar. Ve konuşma kalıpları üzerinde duruyoruz. Evet, şimdi geldik past simple. Past simple neydi? Geçmiş zamandı. Peki, nasıl kullanıyorum? Bu sefer işin içine did giriyor biliyorsunuz. I did not call him back. Burada, bakın burada I did not. Böyle derseniz eğer, I did not şeklinde derseniz yine vurgu yapmış olursunuz. Tamam. I didn't call him back. Onu geri aramadım. I didn't call him. I didn't derseniz eğer burada bir problem yok. Yani normal bir cümle I didn't şeklinde vurgusuz kullandınız. Ama I did not call him şeklinde dediğinizde not'ın üzerine bastığınızda hangi cümle olursa olsun, hangi tense'te yapıda olursa olsun konuşurken not'ın üzerine bastığınızda konuşurken not'ın üzerine bastığınızda şöyle net olarak diyebilirim ki bu o cümleye vurgu yaptığınız anlamını verir. Yani bu nasıl bir cümle olur? Diyelim ki iki kız arkadaş konuşuyor. İşte bir tanesinin erkek arkadaşı var. Onunla kavgalı. Fakat erkek arkadaşı dün gece onu aramış. Bu da geri aramamış. Bunu söylüyor. Diyor ki kız arkadaşına, I did not call him back. Elbette onu geri aramadım. Yani geri arayacak halim yoktu ki. O havayı vermek için kullanılıyor bakın, tamam. Filmlerde bazen bunun üzerine vurgulu bir şekilde vurgu yapıldığını görürsünüz. İşte orada cümleye bu yönüyle bir vurgu yapmak maksatlı olarak, anlama vurgu yapmak maksatlı olarak söylüyor. Evet, yine did you visit him, did you visit him şeklinde işte onu ziyaret ettim mi anlamında. I visited him twice this week. Evet, bu da olumlu cümlede zaten kullanım şeklimiz past simple böyle. Past continuous yapıya baktığımızda değerli dostlar. Evet, diyor ki I wasn't expecting him. Yani bunun yapısını zaten biliyoruz. I wasn't expecting him to arrive at that early hour. O erken saatte onun varmasını, gelmesini beklemiyordum. Zaten past continuous demek ne demek? Yordulu tarzdaki cümleler. Geçmişte belli bir zaman diliminde yapılmış olmuş olan aktif halde olan cümleler. Were you waiting for him at the station? Were you waiting for him at the station? Evet, onu istasyonda mı bekliyordun? Evet. Yani istasyonda onu bekliyor muydun? Veya başka bir tabirle böyle cümlelerimizi kuruyoruz. Evet, geldik future tense'e. Future tense'te durum biraz daha arkadaşlar daha günlük konuşma açısından bazı şeyleri değiştirdiğimiz bir ifade. Şimdi biliyorsunuz future tense'te bizim will ve am is are going to ifadelerimiz var. İkisi de ecek acak anlamında. Burada şuna değinelim. Vallahi hocam ben am is are going to mi kullanacağım, will mi kullanacağım buna bir türlü karar veremiyorum. Zaten karar vermenize gerek yok. Günlük hayattaki konuşma mantığı açısından aralarında neredeyse hiç fark yok. Yani size ihtiyaç olacak şekilde bir farklılık yok. Net olarak söyleyeyim. Tamam. Çok high class English dediğimiz yüksek seviyedeki İngilizce durumlarında yazı İngilizcesinde vesaire de böyle evet farklılıklar var. Günlük hayatta doğaçlama olarak onların içine yerleşmiş olan çeşitli slight diyeceğimiz yani ince farklılıklar var. Ama bunlar sizi hiç ilgilendirmiyor. Yani bu kadar derinliğine dilin inmenize gerek yok. Boşuna orada kaybolup gitmeyin. Yani will going to ifadesi arasında herhangi bir farklılık yok olarak düşüneceksiniz siz. Peki, ikisi de ecek acak gibi Türkçedeki. İkisinden sonra da fiilin yalın hale gelecek. I will, evet. Cümleyi I will ardından fiili getirecek şekilde de kullanabilirsiniz. Ama günlük hayatta konuşmalarda bunu çok nadir duyacaksınız. I will şeklindeki ifadeyi. Nasıl duyacağız peki? I'll sleep. Bakın, I'll sleep. I will sleep şeklinde daha nadirattan duyulacaksınız. I'll sleep early tonight.
Bu gece erken uyuyacağım. I'll. Bu şekliyle kullanılır. Tamam. Bu yönüyle I'll call him şeklinde. I will call him bunun uzun hali ama I'll call him. I'll call him şeklinde. Yine I'm going to call him. Bu da bir ifade. Evet, bunu da kullanabilirsiniz. Ama günlük hayatta yine %90 şekliyle karşınıza I'm gonna call him. I'm gonna. I'm gonna. I'm gonna. I'm gonna. Bakın bu şekliyle. I'm gonna call him. Yine he will sleep on the floor. O zeminde, yerde uyuyacak şeklinde. He'll. 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 He'll sleep on the floor. He'll sleep on floor. Bakın bu yönüyle he'll sleep, he'll sleep. Bu şekliyle duyacaksınız bunu arkadaşlar. Tamam. Yani diğer ikisini uzun hallerini daha az duyacaksınız arkadaşlar. Zaten filmlerde vesairelerde günlük hayattaki diyaloglarda buna sıklıkla rastlarsınız diyoruz. Ve bu dersimizi burada bitiriyoruz arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum değerli dostlar.